Gel. Eliniz narin olduğu kadar bileğiniz de pek olmalı. Düşmanı sezgilerinizle hissetmelisiniz. Gözleriniz bağlı görmeli, bir nefes kadar yakın olduğunu anlamalısınız. Değiştirir, huyunu değiştirmezmiş. Yıllar savaşçılığından hiçbir şey kaybettirmemiş İsmet Hatun. Boynunu vurduğum askerlerinden anlamışsındır Victoria. Ben de bu yüzden geldim zaten. Ne yapacaksın? Beni öldürüp intikam mı alacaksın? Benim intikamım yalnız zengilere. Tıpkı senin gibi. Yanlış yere kılıç sallıyorsun. Sallamamız gereken yer bir. Benim kılıcım yanlış yeri vurmaz. Yoksa karşımda olmazdı. Zengiler Şam'ı aldıktan sonra çamurlu bir obada yaşamaya mahkum oldunuz. Yazık. Hakkınız için savaşacağınıza zengilerin ayağına mı gideceksiniz? Kılıcımız doğru yere inmiş. Ama eksik vurmuş. Sadece başınızı değil, dilinizi de kesmeliydik. Gregor zengi topraklarını kana buladı. Nurettin zengi birlik adı altında sizi kalkan yapacak. Akıllı adam. Düşmanlarını düşmanlarına vurduracak. Ve biz sizi teker teker yok ederken o saltanatını büyütecek. Tercih sizin. Ya kurt gibi avcı olursunuz ya da Nurettin Zengi'nin avı. Biz size el uzatırsak bu yalnız başınızı vurmak için olur. Dua et ki düşman da olsan obamızda misafirsin. Yoksa o kılıçtan nasibini sen de almıştın. Nerede olduğunu öğrendik. Şu an avlattadır.
İsmet Hatun. Güzel yavrum. Ben seni ellerimle büyüttüm. Ellerimle besleyip büyüttüm. Böyle mi saracaktım seni? Ha? Böyle mi saracaktım? Bağrıma ateş mi koyacaktım? Halil'im. Nasıl oldu bu? Gregor. Obaya gelirken saldırmış. Bana söz vermiştin. Onu sağ getirecektin. Ama kucağıma ölüsünü verdin. Sözünde durmadın. Buna sen sebep oldun. Buna sen sebep oldun. İbrahim. Gayrı aramızda kan girdi. Bu kanın müsebbibi de sensin. Bizim kardeşlerimiz canından oldu. Asıl müsebbibi senin oğlun. Pardon. Bir ölüye iftira atmaya mı gücünüz yeter? Alçaklar! Az! İbrahim. Acıya acı eklemeyin, susun. O Nurettin Zengi'yi bulup bunun hesabını soracağım ondan. Kaldırın oğlumu. Halil'imi at kalan yakınına defnedelim. Zengi toprakları kabir azabı olur ona. Elimle büyüttüm onu. Şimdi ondan geriye bir avuç kan kaldı. Bu kan benim yüreğimin yangınıdır. Kanı yerde kalırsa senin de yüreğine yangın olsun. Unutmamışsın beni. Gözlerinden tanıdım. Başka hiç kimse böyle derin bir husumetle bakmaz bana. Madem husumetimizi biliyorsun, ağabeyimi neden Toy'a çağırdın? Cevabını az önce verdin. Hedefimiz bir olsun diye. Yanlış okumuşsun. Eğer başka bir hedefin varsa biz her daim pusudayız demek için geldim. Başka bir hedefim olsa abine neden çağırayım? Yıllardır neredeydin? Şimdi mi aklına geldi birlik olmak? Düşmanlarımız birlik oldu. Biz de olmazsak hepimizi yutarlar. İşittik.
topraklarında oluk oluk kan akıtırlarmış. Gücün yetmeyince bizden mi destek umarsın? Husumetin gözlerini perdeler. Beni idrak edemezsin. Perdeleri kaldırmak için artık çok geç. Sen o şansın. Yıllar evvel güzel yurdumuzu elimizden alırken kaybettin. Babam senin yüzünden, kahrından öldüğünde kaybettin. Sultanım, Gregor, Selahaddin'in kurtardığı esirlere oba yolunda saldırmış. Mansur'un oğlu ölmüş. Az kalanlar köpürürdü. Şimdi hepten baş kaldıracaklar bize. Tez Mansur'a gitmemiz lazım. Evvela onların öfkesini dindirmemiz lazım. Oğullarının ölümünden bizi mesul tutacaklardır. Şimdi obaya gidersek hepten köpürürler. Madem bu işin mesulü biziz, diyetini göğüslemek de bize düşer. Atlara!